İyi misin? Bir şeyin mi var? Hem o odun parçasıyla ne yapıyorsun? Nabzımızı düşürmeyelim Ömer Bey. Daha hızlı yürüyelim. Dur. Ayağınıza takılacaktı. Demek ben onun için sadece bir koçmuşum. Koç mu? Koç mu? Ben en iyisi odama gideyim. Anneciğim, bir yere gitmek yok. Neler oluyor, bir söyler misin? Bu odun parçası niye elinde senin? Biri mi üzdü seni ha? Aa Dünür. Bensiz başladın odun çalışmasına. Kınadım seni. Çok ayıp. Siz bakayım, alın sütleriniz için. Ha, biz çalışacağız. Odun çalışması mı? O ne? Odunu alayım. Böyle bakayım. Ha. Niye? Niye? Çünkü biz doğayla bütünleşmek istiyoruz. Sizin bundan hiç haberiniz yok mu? Çok cahilsiniz. Bilmediniz değil mi? Cahil bunlar. Hadi bakayım, siz şurada sütlerinizi için de biz çalışalım odun. Hadi. Neyse. Ömer Bey bugün de gelmeyecekmiş şirkete. Bu dosyalara bakmış, bazı notlar almış. Benimle toplantı öncesinde bakmam lazım. Ya sahi bu arada benim Ömer Bey'in evinde bulduğum kadın ayakkabısı kimmiş? Siz öğrenecektiniz. Kimmiş o ayakkabı? Aşkım, annemler konuştu ya Ömer Bey'le. Yine yanlış biriyle olup üzülmesin diye. Meğer o kadın Aytan Hanım kuzeniymiş Ömer Bey'in. Ayakkabı da onundur büyük ihtimalle. Oğlum kimin olacak? Belli ki kuzenin işte. Ha, benim olacak değil ya. Belli ki Aytan Hanım'ın işte. Niye dünürümün olsun canım hem? Aa. Yani biz öyle bir şey demedik ki. Hayatım, orada evrak gibi bir şey var, o düşmesin. Aa evet, iyi gördün aşkım. Peki bu? Bu... Ömer Beyciğime. Siz duygularınızı ararken ben de benimkileri buldum. Anladım ki kalplerimiz bir atıyor. Ama bu... Aşk mektubu. Yanlışlıkla karıştı herhalde dosyaların arasına. Vay be. Ömer Bey'e yazılmış. Kim yazdı acaba? Bilmem. Bakmadım ki. Hayatım baksana. Olmaz! Niye olmaz? Olur mu oğlum? Ha? Başkasının çıkını açılır mı? Ayıp değil mi Dünür? Ayıp. Herkesin özel hayatı bu. Yani açıp okunur mu başkasının mektubu? Aa, çok, çok, çok ayıp. Doğru söylüyorlar aşkım. Özel hayatı sonuçta. Hayatım ben okuyalım demiyorum ki. Sadece kim yazdığına bakacağız. Bak yine Ömer Bey'le menfaati olan biri Ömer Bey oyun oynuyor olabilir. Ya evet, Kemal de bir yerde haklı. Sonuçta Perihan Hanım'ın yaptıkları da ortada. Bakalım en iyisi. Sakın! Anacığım ne oluyor size ya? Evet, isme bakacağız o kadar. Ay 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 ay! Ne oluyor ya? Kemal! Ne oldu? Oğlum döneyim. Ay zehirlendik biz herhalde. Döneyim, döneyim Dünür. Dön, anlamadım. Kayıtsızları tutmayın, döneyim. Ne oldu size birden ya? Anneciğim ne oldu, bir söyleyin, iyi misiniz? İyiyiz evladım, iyiyiz. Bir döndü bir garip bir şey oldu ama şimdi iyiyim, sen merak etme, böyle bir kaydı içip iyiyim. Ah sanırım derhal kurtulmalıyız bundan. Olur bakarız şimdi, dur bakalım hangi işten nasıl kurtulacaksın? Olacağı bu işte. Siz gece uyanış Selçuklu'yu izleyip uykusuz kaldınız değil mi? Ama yok, böyle olmayacak. Hadi kalk. Kalkın, hastaneye gidelim. Hadi. Yorgunum ben zaten, yorgunum, ondan oldu. Kalkamam. Benimki de açlıktan olsa gerek. Zaten yorgunum, gidelim hastaneye. Git tamam o zaman, ben bir şeyler hazırlayayım. Hadi. İyi. Ben de pencereyi açayım da hava alayım biraz. Tanrım ne var? O mektubun bir tane işi var. Az beklerden bileyim. Dolşalar Ömer Bey'in evinden geldi. Herhalde kağıt içine karışık bir mısır. Eynille Kemal onlarım olmadan derhal yok etmeliyim. Kolaydı kız, canım önünde duruyor, gözünü kapa, gözünü canım önünde duruyor. Öyle birdenbire başım döndü. Ben de. Birden gözlerim karardı. Aynen bak, benim de. Ya anneciğim sen ne zamandır böylesin? Yemeden içmeden de kesildin, moralin de bozuk.
Ben Kemal'e aşıkken olmuştum böyle. Vay hayatım. Sen bana ilk aşık olduğun zaman yemeden içmeden mi kesildin kız? Ya öyle annem gibi bayılıp duruyordum ben de. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun evladım? Yani ben aşıkmışım falan gibi. Aşık mısın diyorsun bana? Yok anneciğim öyle demedim ben. Bu arada aşık demişken şu Ömer Bey'e yazılan mektuba bir bakalım. Tam zamanda. Ne tam zamanda? Süpermarketten siparişler var. Tamam anacığım sen otur ben bakarım. Aa, yok oğlum bak böyle bir halde geldi geç hareket edeyim. Daha iyi geliyor. Hem sipariş al sipariş. Ay ay ben çok fena oldum. Midem falan böyle bir bunu hangi gibi oldu? Ne oldu? Şimdi gayet iyiyim. Birdenbire düzeldim. İyisin değil mi? Doğru söyle. Çok iyiyim, çok 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 iyiyim. Hadi evladım. Gidin artık siz işinize. Hadi çocuğum. İyi günler Sultan Hanım. Dijen Hanım evde mi? Şşşş. Hadi. Kurban olayım. Gidin, gidin. Neden gidecekmişim? Dijen Hanım'la konuşmadan hiçbir yere gitmem. Kaç kere aradım. Telefonlarımı açmadı. Mesajlarıma dönmedi. O benim için çok kıymetli. Lütfen ama. Aa bak bu güzel ama daha Nil'le Kemal çıkmadı olmaz. Olsun efendim. Ne münasebet. Gizlim saklım yok benim. Madem içeri almıyorsunuz beni söyleyin Tijen Hanım'a gelsin buraya. Hadi gelebilir miyim? Yok oğlum yok. Ben kendim hallederim. O zaman gel içeriye. Yalnız sakın sesiniz çıkmasın Ömer Bey. Ama sultan bakın Ömer Bey. Mızıklanıp durmayın hiç yakışmıyor. Zaten kadının başını belaya soktunuz. Git 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 çabuk çabuk. Git git git. Onu. Anacığım marketten gelenler dışarıda galiba ben... Yok oğlum marketten gelmemişler ben yanlış anlamışım. Ayakkabıcıdan bak tamir ettiler kapıya kadar getirdi çocuklar. İyi de anacığım bak bu ayakkabı... Oğlum bırak şimdi ayakkabıyı. Ayakkabı şimdi elinde sıkıntı dur. Bana bak. Diyeceğim bu abudik kubidik şeyleri yiyor ya. O yüzden biraz helalsiz düşmüş. Hadi onu böyle bir elde gövde yiyeceğiz pasta yaparım. Hadi bir şey içine saklarız. Belli olmaz hadi. İyi tamam. Geçin o zaman. Hadi git oğlum git geleyim ben gel. Eyvah! Ercanlar var burada. Oğlum ne iyi geldi yediklerimiz. Açlıktanmış meğer. Değil mi dün? Bak maşallah dünür de çok iyi. Aklınız bizde kalmasın. Hadi gidin. Ya ya ya. Çok iyi. Çok iyi. Yine bayılmazsınız değil mi? Yok oğlum bir kere bayıldık yeter. Hay Allah ya, ben burada duramam ki. Toplantımı olmasa gitmezdim ama Ömer Bey de bize güvendi gelmedi. Hayatım merak etme, tamam bak iyiler. Ben seni işe bırakayım, sonra ben arabanı bakıma götüreceğim. Ha, bak oğlum bir sürü işiniz var. Hadi uğurlar olsun, hadi evladım. Hadi güle güle, hadi güle güle. Peki madem. Dosyalar alayım o zaman. Aa, Kemal, mektup yok. Hayatım oradaydı, nereye gitmiş ki? Allah Allah, dosyaların arasına mı girdi ki? Ne olmuş? Mektup yok. Oy, iyi olmuş. El alemin özeli. Kaybolmamıştır, burada bir yerdedir, veririz biz. O neydi? Bendim. Anacığım ses içeriden geldi. Yok bendim. Ben bir bakayım. Aç. Üşüttüm herhalde Sahar. Ha. Çok yaşayın Sultan Hanım. Efendim Aycan. Tamam. Tamam canım geliyorum zaten. Bay bay. Kemal geç kaldım ben çıkmam lazım. Hadi gidin. Hadi gidin. Hadi. Yorduk sizi. Hadi. Hadi güle güle. Sana. Kız.
Adam içeride kaldı, içeride. Kim? Ömer Bey. Ömer Bey burada mı? Kız orada kaç göz ediyorum ya sana adam. Bitti, bitti. Gittim Ömer Bey. Niye kız? Sultanım sakın açmayın, dur. Adam içeride bayılacak kalacak, kapçırıp duruyor, aç. Niye gelmiş buraya? Ben onunla görüşmek istemiyorum ki. Kız bak, adam kapıya kadar gelmiş. Dedi ki, Tijan Hanım benim için çok kıymetli. Onunla konuşmak istiyorum dedi. Kıymetli mi dedi? Evet. Bana mı? Sana. Bak kısmet kapıya kadar gelmiş. Üstelik elinde ayakkabı. Neydi o kız onun senin adı? Pamuk kız. Kül kedisi. Tamam işte oradaki prens gibi böyle deneye deneye seni bulmaya çalışıyor. O prens sen de bizim köydeki Gültaze olayım durumda. Gültaze kim? Gültaze. Bak Gültaze bizim orada kahveci Celal'e yanaktı. Aşık, tamam mı? Bakırcı alayı her gün çeşmeye gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Bir baktı ki Celal'de hiç iş yok. Gültaze sen bir küs. Celal de fark etti pabuç pahalı. Ondan sonra bir üstüne düşmeye başladı Gültaze'nin. Ömer Bey de Celal oluyor bir durumda, anladın mı? Öyle mi diyorsun sultanım, gerçekten mi? Adam öyle. Sultanım, o zaman siz bunu biraz oyalayın. Ben gideyim kendime biraz çeki düzen vereyim, üzerime bir şeyler giyeyim. Öyle geleyim olur mu? Kız bana bak. Bak ikimiz de alerjik olduk, şiştik bir an önce. Çabuk adam ölmeden gel hadi. Benim de şişti, içim de şişti. Çabuk adam ölmeden gel. Allah. Ömer Bey. Ömer Bey iyi misiniz? Sultanım. Evet. Bana Allah. Nefes alın. Dosyalar tamam. Sunum da hazır. Efendim canım. Ay yok Kemal ya. Baktım bütün dosyalara ama bulamadım mektubu. Canım sen hiç gelme beni almaya. Toplantıdan sonra kızlarla buluşacağız. Kemal inşallah şu toplantıyı geçer de. Ömer Bey'e mahcup olmam çok önemli. Evet Seda'nın şirketiyle. Sağ ol canım. Çok sağ ol. Öpüyorum. Hazırsan seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum.